Herkese merhaba. Ben Nil Ertürk. Bugün yine Salon Bana Bak'tayız. Salon Bana Bak'taki harika videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bugün sizinle gece dışarı çıkarken nasıl giyinmeliyiz, nerelere giderken neler tercih etmeliyiz onu konuşacağız. Açıkçası bu konu böyle birazcık riskli çünkü pek çok farklı etkinlik var, gece pek çok farklı seçenek var ve her yere giderken de hazırlıklı olmamız şart. Ben açıkçası bununla ilgili birkaç ufak ipucu vereceğim. Bence yine her zaman en güvenlisi kendi stilinizden çok uzaklaşmamanız, kendi bu içinde özgüvenli hissettiğiniz o kıyafetlerinizden çok da farklı bir yere gitmemeniz. Bunu hep söylüyorum biliyorsunuz. Ama böyle gece dışarı çıkarken bence rahat etmeniz önemli. Bu demektir ki bence kısa topuklar, biraz daha atıyorum belki koyu renkli kıyafetler, sizin için yani tek parça renkler falan bunlar daha garanti olacaktır. Bunları tercih edin dışarı çıkarken. Ama diyelim ki mesela bir kokteyle gidiyorsunuz, o zaman biraz daha risk alabilirsiniz. Biraz daha böyle canlı şeyler giyebilirsiniz. Belki makyajınızda koyu renkler tercih edebilirsiniz. Çünkü aslında akşamları böyle koyu renk ruj sürmek bazen riskli olabiliyor çünkü böyle rujunuz dağılıyor, her zaman kontrol etmek mümkün değil. O yüzden ben mesela kişisel olarak çok koyu renk tercih etmiyorum gece, daha fazla gündüz sürüyorum. Ama gece eğer bir kokteyle gidiyorsanız orada böyle biraz daha şık bir ortamda olacağı için bence makyajınızda da yine koyu renkler tercih edebilirsiniz. Ve yine üzerinize giyeceğiniz işte gömlek, bluz olabilir de elbise olabilir. Bunları böyle biraz daha özellikle de bahar aylarında, yaz aylarında hafif de böyle bronzlaşmaya başlarsak böyle canlı renklerde tercih etmek bence daha şık gözükecek. Ayakkabı konusunda da gece dışarı çıkarken bence çok yüksek topuklardan biraz uzak durmak gerek. Çünkü bir süre sonra içinde gerçekten böyle acı çekmeye başlıyoruz. O da dışarıdan çok iyi gözükmüyor. Ne dedik? İçinde rahat hissettiğimiz, böyle özgüvenli olduğumuz parçaları tercih etmeliyiz gece çıkarken. Burada da böyle yine kısa topuklar hayatımızı kurtarabilir. Ya da eğer bir konsere gidiyorsanız ve zaten dans edecekseniz çok da ayaklara bakılmayacak bir durumda bence sneakerlardan da yararlanabilirsiniz. Çünkü bu sezon, hatta birkaç sezondur gerçekten sneakerlar çok moda ve her şeyin altına giyebilirsiniz. Böyle şık elbiselerin altına da çok tatlı duruyor. Bundan kesinlikle yararlanın derim. Rengarenk sneakerlar var. Bunları da gece çıkarken böyle alternatif olarak ya yanınıza alırsınız ya da zaten onu giyip çıkarsanız bence doğru bir tercih yapmış olursunuz. Gece dışarı çıkarken artık hayatımızın bir parçası anı biriktirmeye bayılıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Fotoğraf çekiyoruz. Ve fotoğraf çekerken de tabii ki kocaman bir gülümseme bütün olayın enerjisini değiştiriyor. Ama gülümsemek için gerçekten de önce kendimize güvenmemiz lazım. Bunun için de dişlerimizin bembeyaz olması lazım. Ben burada gerçekten iyi bir diş fırçasının çok fark yarattığını düşünüyorum. Ve Oral-B'nin şarjlı diş fırçası gerçekten normal fırçalara göre iki kat fazla temizlediği için ağzınızda bir ferahlık hissi oluyor. Zaten kendinizi böyle gülmekten alıkoyamıyorsunuz. O yüzden bence dışarı çıkmadan önce mutlaka dişlerimizi Oral-B'nin şarjlı diş fırçasıyla fırçalıyoruz ve fotoğraflarda harika gülümsemelerle güzel gözüküyoruz. Şimdi size ufak bir tüyo vereceğim. Diyelim ki cumartesi gecesi dışarı çıkacaksınız ama dişinizde böyle biraz lekeler var kurtulmak istediğiniz. Eğer salı gecesinden Ipana Perfection diş macununu kullanmaya başlarsanız cumartesiye kadar dişlerinizdeki lekeler yok olacak. Ve cumartesi akşamı böyle kocaman bir gülümsemeyle gayet özgüvenli bir şekilde fotoğraflara poz verebiliyor olacaksınız. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Siz gece dışarı çıkarken neler giyiyorsunuz? Kendinizi nelerin içinde rahat hissediyorsunuz? Bunları da yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.